Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle e, Nisan 2020 kanal analizini yapacağız. Daha önce yapmadım aslında böyle bir video. Sebebi ise e, sebebini bilemiyorum. Niye yapmadığımızı yapılabilirmiş aslında ama <laughs> bugüne kısmet. Bunu niye yapıyoruz? Kanalın gidişatını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ben mutlu oldukça bu mutluluğu da çünkü sizlerle paylaşmayı seviyorum. E ee, bu ay güzel verimli bir aydı. Güzel geçti. Ee, bir analizlere bakalım. Analitikten ne durumda bizim kanal? Biz ne yapıyoruz? Sizin bundan haberiniz var mı? Şimdilik ilk olarak son 28 gündemeyelim de Nisan diyelim. Evet, Nisan ayında bizim videolar 72.201 kez izlenmiş. Fena değil çünkü Mart ayına bakarsak. Mart ayında bakamıyoruz. Evet. Mart ayı. Evet. Hadi be ya. Bir analitik sayfası koyuyor. Yavaşlığa bak arkadaş. Sen YouTube'sun. Biraz büyük düşün. Yani. <laughs> Allah Allah. Evet. Söyleyeceğimi unuttur diyebilirim. O kadar yavaş açıldı ki sayfa. Mart ayındaki videolarımız gördüğünüz gibi 46 bin izlenmiş. Ama Nisan'a baktığınızda 72 bin gayet güzel bir oran. Dolayısıyla biz bu ay kardayız. Bu ay aslında her şey artmış. Şimdi şöyle Mart'a bakarsak. Görüntülenme 46 bin. Tam baktık ona. İzlenme 2.9. Abone 367. E, tahmini gelir de 89 dolarmış. Nisan'a bakıyoruz. Ee, bu iki katına çıkmış izlenme süresi. Aboneler 2 katına çıkmış. Ee, 90-180. Aslında tahmini gelir de yani gelir de 2 katına çıkmış. Güzel. Ee, bu dönemdeki en iyi videolar. Yine anlamsız bir şekilde HTML dersleri. <laughs> Çok izleniyor. Yani şu HTML dersini çekerken bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ama demek ki temel dersler. Gerçekten çok izleniyor ve doğru bir yoldayım. O yüzden e, belki ileri seviye dersler de bir gün gelir ama böyle temel dersleri seviyorum ya. Hani bir de kompleks konuları e, böyle şeye bölüp parçalara bölüp küçük şeyler halinde anlatıp o şeylerini yitiriyor ya kompleksini yitiriyor ya onu da seviyorum. E, aslında bizim kanalda sanırım yaptığımız konsept bu. Yani çok kompleks videolar oluşturmak yerine kompleks olabilecek konuları alıp Onu nasıl basit yapıyoruz Aslında nasıl basitleştirebiliyoruz sanırım bunu e, Yapıyoruz biz bu kanalda yani seneler sonra bunu anladım ben Neyse bakalım şimdi ne var başka bizim burada analitikle bakabileceğimiz e, Aboneler şu an 23734 abone varmış güzel Son 48 saate 6K izlenmişiz erişime bakalım Evet 1 milyon gösterim olmuş. Bu gösterim ne bilmiyoruz. O yüzden şuradan bir daha fazlasını göster diyelim. Herhalde yazıyordur. Böyle. Video küçük resimlerinizi izleyicilere gösterilme sayısıdır. Harici sitelerdeki veya uygulamalardaki gösterimler değil. Yalnızca YouTube'daki gösterimleri içerir diyor. Sadece YouTube içerisinde 1 milyon gösterim almış bizim bu görseller. Güzel. Gösterim tıklama oranı %5 artmış. Bakın zaten gösterim eskiden Mart'ta neymiş? 582 kaymış. Şimdi yüzde %72 artmış 1 milyon olmuş. Vay be. Görüntülenme 60, 72 bin. Tamam evet Mart'ta 43 bin bakmıştık buna. Benzersiz görüntüleyen kişi sayısı da 21 kaymış. Güzel. Burada yüzde 30'u kadarı YouTube'un önerdiği içeriklerinizden YouTube'un önerdiği içeriklerinizden geliyor. Neymiş bu? YouTube'un önerdiği içerik yani ne demek istiyor? Ha, şu sağ tarafta önerilenlerde çıkan şeyler galiba. Bunu da izlemek ister misiniz? Tarzı bir şey çıkartıyorlar değil mi? Evet. Ee, ve genel olarak baktığımızda aslında YouTube arama yüzde 21. Bu bu. Ha, şurada şurası önemli. Harici trafik kaynağı. Çünkü e, büyük bir trafik Google aramalardan geliyor. Yani Google aramalara bugün siz HTML dersleri yazdığınızda atıyorum. Benim o videolara denk geliyorsunuz. Doğal olarak da oradan çok büyük bir e, geliş var. E, bir de ne var? Erbilen'le tabii bizim ana kaynağımız ve aslında asıl ana kaynağımız olması gereken Prototürk.com %3'lük bir kısmı oluşturuyor. Çünkü Prototürk'ü ziyaret etmiyorsunuz. Evet Prototürk'te bazı sıkıntılar varmış. Arkadaşlar dile getirdiler. Ee, en kısa zamanda Prototürk'ün o sıkıntılarıyla da ilgileneceğim. Bence giderek güzelleşiyor her şey. Her şey giderek güzelleşiyor. Etkileşime bakalım. Neymiş bu etkileşim? 4.610.000 saat izlenmiş. Vallahi en iyi oynatma listeleri arasında yine HTML dersleri. <laughs> en iyi bir... Her yerde HTML görüyorsunuz şu an. <laughs> Enteresandır. Evet tamam bunu da geçelim. Kitleye bakalım. Kitle ne? Abone olmayan kullanıcılar %61. Gördüğünüz gibi Nisan'da %61 abone olmayan kullanıcı gelmiş bizim videoları izlemiş. Abone bile olmamış. Ayıptır. Büyük ayıp. Abone olan kullanıcılar %38. Yani arkadaşlar <laughs> bir şey söylemek istemiyorum bakın. <laughs> Ortalıkta görüyorsunuz yani bunu. Yalnız bu yüzde 38.9sa, bu 61.2 ise 99. Allah Allah, 100.1 çıkıyor, yüzde 101. <laughs> Buradaki yüzdelerde bir sıkıntı yapmışlar. Yaş ve cinsiyet olarak Nisan'da ne yazık ki, bakın ne yazık ki diyorum kadın oranı çok düşük. Bunu çok uzun zamanda takip ediyorum ben kanalda. Ondan sonra e, geçen de Mutlu Koçak Twitter'da bir isyan etmişti. İşte neden bir şey bir kanalda yazılımcıların videoları paylaşıldı hepsi erkekmiş neden hepsi erkek diye. Aslında bu, bu, bu buradan da anlaşılıyor neden hepsinin erkek oldu. Çünkü kadınların belli ki ilgisi bu konuda daha az. E zaten sektöre baktığınızda da az kadın çalışan ne olması bunu gösteriyor. Bu kadınların başarısız olduğunu göstermiyor. Sadece ya bu mesleğe ilgili değiller ya da erkekler kadar aktif değiller. İkisinden biri yine de yüzde %7 fena değil. Ama ben buranın mesela 50-50, 50-50 olmasını severdim, isterdim. Umarım daha çok kadın bu işle ilgilenir. Genel olarak yaş ortalaması da aslında yani çok da küçük sayılmayacak. Yani şuradaki %34'ü benle yaşlı sayılır zaten. %45'i, %50'si diyelim de benden küçükmüş. E, bu da bir açıdan güzel aslında. Çünkü bazı hareketlerin büyüklere şey gele garip gelebilir. Bu ne böyle gevşek gevşek konuşuyor denebilir. <laughs> o yüzden <laughs> aynı yaşta olmamız ya da küçük olmanız daha iyi. <laughs> Arkadaşlar bakın abone zil bildirimleri. Toplam abone sayısına göre yüzdelik oran güncel. Tamam. Yani sadece 2300 kişi mi e, tüm bildirimlere açmış hatta zili açan bu nasıl bilmiyoruz zili açan 1400 değil mi bakayım açık olamak getiren tabi aynen öyle yazık <laughs> gerçekten en azından bir video paylaştığımda e, haber olacak 23000 kişiden sadece 2300 kişi olması beni gerçekten üzdü ...bu duygularımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bakın bir önceki aya göre %120 artış göstermişiz. Yani bir ayda Nisan ayında 735 yeni kişi aramıza katılmış. Haydi onlara hoş geldin diyoruz. Hoş geldin. <laughs> Ay, şımardım şımardım. Evet bakın... ...size bu acı tabloyu göstermekten gurur duymuyorum. Üzülüyorum hatta. Bakın 17 Nisan'da ne olduysa bizim böyle abone sayımızın artması yerine eksi 3'e düşmüşüz. Bu da demek aramızdan ayrılanlar daha çok. Bu gerçekten beni derinden etkiledi arkadaşlar. Umarım bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmayız. Son zamanlarda tabi artışlar daha iyi. Böyle bakıyorsun pazar günüymüş bu. Cumartesi günü. Cumartesi. Bu da cumartesi. Bakın <laughs> bu da cumartesi. Bu da cumartesi. Demek ki Artış neye göre var? Artış. Hani video ekledin ondan sonra oldu desen her zaman öyle de olmuyor. Mesela burada gerçi bu video sayılmaz ki ya. Doğru. Başlıca ülkelerimiz tabii ki Türkiye. Ee, Türkçe konuştuğumuz için doğal olarak. <laughs> Ve Azerbaycan. Evet Azerbaycan'dan da çok fazla takip eden arkadaşımız var. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Çünkü onlar bize her YouTube videosunun altında selam gönderiyorlar. Şaka şaka. Şimdi sinirlenme, kızmayın. <laughs> Bakın kaç kişi varmış Azerbaycan'dan. Bu ay sadece bu 4800 görüntülenme varmış. O yüzden Azerbaycan'a bir de hatrı kalmasın Almanya'ya ne yapalım? Sevgilerimizi gönderelim. Başka geldik gelir konusuna. Money talk. Şimdi Tabi gelir bir önceki aya göre güzel artmış. %100 artmış. 90 dolarken 80, 180 dolar olmuş. Bunun dolar olması bizlik bir şey değil. Youtube'un bu şekilde bize göstermesiyle alakalı. Yoksa dolar kazanıyor değiliz. Orada katılı özel e, fiyatlara baktıysanız 10 lira. <laughs> bu da şahanki güncel kurda 1.2 dolar mı ediyor? <laughs> Öyle bir şey. <laughs> Şimdi e, bakalım tahmini para kazanan oynatma sayısı 35.000. Ya bu kanalda şöyle bir güzellik var. İnsanların yaptığı şöyle bir güzellik var. E, reklamları izlemekten keyif aldıklarını söylüyorlar. <laughs> Bana çok inandırıcı gelmiyor ama bu. <laughs> bunu seven bir kitle olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bazıları yorumlarda bile yazıyor işte. Reklamları geçmediğim tek kanal. Ama genelde yorumlarda yazılanlarla yapılanlar bir olmaz. Bunu bizzat acı deneyimlerle yaşamış görmüş bir insan olarak söyleyebilirim ki. O yüzden inşallah o arkadaşlarımız dediklerini yapıyorlardır. Ama genel olarak istatistiğe baktığımda ee, başarılı bir istatistik var şu an. Bu 180 dolar olması tabi sadece reklamdan değil aslında bizim katılı özel yani katıl üyeliklerinden gelen şeyler. Şurada gelir kaynaklarında işlem geliri dediği 137 dolarlık işlem geliri bizim Katıla katılan kişilerin getirdiği para. Tahmini reklam geliri şu 41 dolar 41.43 dolarda Asıl reklam geliri. Yani reklamlardan gelen gelir. Bir de premium var da bunu anlamış değilim. 1 dolar. Yarım dolar. <laughs> o tarz şeyler geliyor. Yani burada zaten kanal üyeliklerini göre, görebiliyorsunuz. İşte 137 dolar bu bu ay Kanal üyeliklerinden gelmiş. Ne kadar eder 137 dolar? 137 dolar. 957 TL. Yani aşağı yukarı kur farkıyla falan 940 lira falan bana gelir. Bu ne zaman gelecek tabi bana? Ee, ben en son hangisini aldım? Mart aldım galiba. Değil mi? Şubat'ı mı aldım? Yani yakın zamanda gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Ya bir ay sonra geliyor, iki ay sonra geliyor. Emin değilim. Sonuç olarak en fazla gelir sağlayan videolarım neymiş? Gördüğünüz gibi katılı özel videolar. <laughs> İnsanları bilgilendirmediğim zaman anladım ki ben insanlar da bilgilenmiyor. O yüzden açık açık söylemek lazım, dile getirmek lazım. Ne yaptığımızı, neden yaptığımızı. Aslında bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Bu hem benim kendi infografimi oluşturmam için işte dursun diyorum. Belki yıllar sonra kendi infografimiz oluştururuz. Bak kanalımız böyleymiş, şimdi böyle. Şükrederiz <gülüyor> gördükçe <gülüyor> ya da üzülürüz ulan eskiden ne güzelmişiz şimdiki durumlara bak diye <laughs> ama şimdi para kazanma kısmına geleyim en can alıcı biliyorsunuz bizde her şey şeffaf dostlar ben Udemy'den ne kadar kazandığımı da gösterdim sizlere videoda değil ama atıyorum twitter'da da paylaştım prototip şeyinde falan paylaştım bunu gösteriş olsun diye yapmadım bunu neden yaptım gör abicim gör yani hani ben yapıyorum bunu ne kadar kazanıyorum bunu sen de yapabilirsin sen de kazanabilirsin sen de satabilirsin sen de bir şekilde kendine pasif gelir oluşturabilirsin bu tamamen sana kalmış benim yolum bu birçok arkadaş soruyor işte nasıl para kazanacağız abi şöyle mi böyle mi ben önce çevre kazandım ondan sonra para kazanmaya başladım o yüzden çevremden de memnunum bakın bu ay bizim güncel 91 kişi katılmış yani toplamda 23 binlik kanaldan 91 kişi şu an katılı özel videoları izleyebiliyor. Bu acı bir tablo. <laughs> bazen açıkçası bazen katılı video yüklerken ulan ne güzel video bunu keşke herkes izlese dediğim birkaç video oldu. Üzüldüm. Neden üzüldüm aslında? Yani bakın burada fiyatlar var. Öğrenci 10 liraymış. Ya öğrenci de alsan sponsor da alsan ya da full stack da işte ya da backend frontend de alsan aslında bütün videolara erişebiliyorsun. Buradaki amaç senin şeyin ne? E, gelir düzeyin ne? Sen 10 lira mı ödeyebiliyorsun? 10 lira öde. 30 lira ödemekte sıkıntın yok mu? 30 lira öde o zaman. Neden öde? Şimdi e, biliyorsunuz ben hayvanları çok seviyorum. Belki görmüşsünüzdür. Benim evimde de bir tane köpeğim. Hatta tıkır tıkır seslerini duyuyor biliyorsunuzdur belki şu an. <laughs> Çünkü yanımda iki tane de kedim var. Gerek evdeki hayvanlarıma ki onlar da sokak hayvanlarıydı. Sokaktan sahiplendim hepsine. kız arkadaşımla birlikte. Gerekse dışarıdaki hayvanları çok seviyorum. o yüzden ben buradaki kanalda YouTube kanalından gelen geliri ya da işte farklı şekillerde bu kanala destek olan kişilerden gelen gelirleri kendi kişisel şeylerim için harcamıyorum. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Harca da bilirdim. Buna kimse bir şey demez zaten. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Ben insanlardan aldıklarımı hayvanlara vermeyi tercih eden birisiyim. Dolayısıyla mümkün olduğunca dışarıdaki hayvanlara yardım ediyorum. Mümkün olduğunca kendi hayvanlarımı besliyorum. Ve bunu da buradan gelen parayla yapıyorum. Ek olarak ismini vermeyeceğim. Bir abimiz... İki ay önce bende iletişime geçti mail yoluyla. Sağ olsun bana destek olmak istediğini söyledi. Yani bu videolar gençlere güzel örnek oluyor. Senin bu sadece bu videolara devam etmeni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu yüzden de sana aylık belli bir destek olmak istiyorum dedi ve iki aydır da destek oluyor ve biz de bu sayede arkada görmediniz. Göremezsin çünkü ama yeşil perde olayımız var mesela şu an bu videoyu çektiğim e, kameramız var e, atıyorum işte yeni ışıklar var mikrofonlar var e, ben de burada dersleri daha kaliteli bir ortama çevirmek için e, bu gelen paraları kullanıyorum bu gelen paraları kişisel olarak kullandım da oldu tabii ki e, çekinmiyorum para kazanıyorsun ya <laughs> niye kullanmayacaksın <laughs> ama genel olarak aslında yaptıklarım bunlar. Yaptıklarımı açık açık göstermem. Bakın işte bugün şu hayvana yardım ettik, bugün şunu yaptık böyle falan. Ben sadece söylüyorum, ben böyle yapıyorum diye. İnanırsınız inanmazsınız o sizin e, inisiyatifinize kalmış. Ama bizim hayvanları görmek isterseniz Instagram'da Kedi Bilen diye bir Instagram hesabımız var. Orada hem köpeğimiz Monty'yi hem de e, Paşa ve Göbeğin hikayelerini paylaşıyoruz. Merak eden varsa belki hayvanla ne kadar sevdiğimizi görmek isteyen varsa oraya da bir bakabilirler. Evet bizim Nisan ayından anladığımız şey şu. Görüntülenmemiz artmış. izlenme süremiz artmış. Gelirimiz artmış. Ayrıca artık biliyorsunuz green screen var şu an. Ben kendimi sağ altta gösteriyorum. Şöyle şur şurada. Şurada kocaman ben olacağım. Ee, dolayısıyla bu sizi rahatsız da edebilir, bazılarını rahatsız edebilir, bazılarını etmez, hoşuna da gidebilir. Artık ona bakacağız zamanla. Ve son olarak şunu demek istiyorum. Son eklediğim, şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 videonun size bildirimi gelmedi. Çünkü bildirim göndermeden ekledim. Kazayla denk gelir de işte görürseniz kanalda izlersiniz. Öyle izleyenler çok çünkü. Neden bunları göndermiyorum? Çünkü 2-3 dakikalık e, küçük konular aslında. Ee, şey yaptığım, anlattığım eğitim videoları. Bunların çoğu genelde ProtoTürk'te makale olarak yayınladığım derslerin eğitim, şey videolu halleri. Ee, bunu yapmaya devam edeceğim. Küçük küçük böyle anlatımlara devam edeceğim. Sadece gerçekten uzun, hani 10 dakikanın üzerinde bir eğitim hazırladığım zaman bunu bildirim olarak göndermeyi planlıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Ayrıca bu videodan sonra bir de soru cevapla ilgili hazırlayacağım bir video gelecek. Ee, onu da bir sonraki şeyde istersiniz. Neyse bana katlandığınız için hepinize teşekkür ederim. Green screen'imiz hayırlı olsun. Çok güzel gözüküyor. <laughs> ee, şimdilik Nisan ayı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanal gayet başarılı. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Bu ay aramıza katılan 700 bilmem kaç kişiye de e, tekrardan teşekkür ediyoruz. Kralsınız. Adamsınız, kadınsınız. <laughs> Neyse. Hadi hoşçakalın dostlar. Kendinize çok iyi bakın.